Evet. Tabii ben Saygı Bey'in söylediklerine katılıyorum ama hı hı. zaman açısından tekrar etmemek için başka bir konu söyleyeceğim. Şimdi Buyurun. devlet yönetiminde tehdit dokümanı diye bir doküman var. Tehdit belgesi ve bu güncellenir sürekli. Ve bu tehdit belgesine, tehdit dokümanına göre öyle deriz biz kendi savunma sisteminizi hazırlarsınız. Yani kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, özel kuvvetler buna benzer. Onlara tehdit oranında bütçe ayırırsınız ve savunma sisteminizi, sanayinizi o şekilde yönlendirirsiniz. Yani durup dururken devlet 20 uçak ürettim olmuyor. Neye göre üretir uçağı? Önce bir tehdit alır, Birinci öncelikli tehdit, ikinci öncelikli tehdit, üçüncü öncelikli tehditler. Ondan sonra birinci öncelikli tehdite göre siz kendi ordunuzun yani silahlı kuvvetlerinizin, askeri gücünüzün yapısını, organizasyonunu, teşkilatını, silah sistemlerini, modernizasyon, bütün projeler ona göre gider. Hangi tank üretilecek, nereden hangi uçak üretilecek? Şimdi eğer İsrail bir tehdit ise biz Mayıs 2016'da mesela çünkü bir ülke sabah uyandı Netanyahu rüyasında gördü ben artık Türkiye'ye saldıracağım demez yani. Şimdi devletlerin de bir aklı var. Yani bir tehdit olursa bu bir yılda bir günde çıkmaz bu. Bunun bir projesi var, bir durum var. E bir tehditse ve bu devlet tarafından algılandıysa Sayın Cumhurbaşkanı devletin başı, yürütmenin başı, o zaman 2016'da NATO'da ofis açma yetkisini Türkiye verdi. Veto'yu kaldırdı. Hı hı. Şimdi tehdit olan bir ülkeyi biz NATO karargahında NATO ile işbirliği yapmak için niye ofis açalım ki? Yani bu tarihi sürece aykırı. Yok böyle bir sistem Ya da niye ticaret yapalım ki? Ya, ya, ticareti bıraktık. Hani böyle siz NATO'ya NATO yetkinizi kullanın. İşbirliğine sokuyorsunuz. Fakat devam ediyorum. 2010 Marmara olayından sonra tabii veto ediyordu, sonra 2016'ta kaldırıldı. Arın. Peki bu tehditse ve İsrail'in bir kızıl elması dediğimiz tırnak içinde hı hı. vaat edilmiş topraklar çerçevesinde algılandıysa bu vaat edilmiş topraklar dün değil. Evet tabii. Yüzyılların. Yüzyıllardır. Tabii. ona göre ve bu proje belli. Hı hı. Bu proje büyük ortadoğu projesiyle uyumlu. Ve Türkiye'den o İsrail'in Kızıl Elması dediği tırnak içinde söylüyorum vaat edilmiş topraklar projesinde ya da Büyük İsrail projesinde Hatay dahil olmak üzere Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney. Öyle. Bunu inceledim ben. Büyük Orta Doğu projesinin üzerine koyuyorsunuz örtüşüyor. PKK bölücü terör örgütü sözde haritasını koyuyorsunuz örtüşüyor. Sıkı durun. Hepsi iç şey içe geçiyor. Irak Bölgesel Yönetimi Barzani'nin haritasını koyuyorsunuz, örtüşüyor. Ve 1919'daki İngiliz Binbaşı Noel, daha önce söyledim, hı hı. onun Londra'ya gönderdiği harita örtüşüyor. Ser haritası örtüşüyor. Ama kimileri hala bunlara komple dövürsün. Efendim, yani. Türkiye'de ser anlaşmasını çöpe atmak için Milli Mücadele yolculuğuna başlayan bir kahraman var, Mustafa Kemal Atatürk. Onun kahraman silah arkadaşları var. Ve o sevri çöpe attı ama Türkiye tarih herkes bilir. Yani okuma yazma bilmeyen Türkiye'de şunu bilir. Sevr hayali yok olmadı. Var. Var. Bunu. Şimdi durup dururken İsrail tehdit diyorsak o zaman şu. Bu vaat edilmiş topraklar hı hı. yıllarca vardı. Yani 2002'de de siyasi iktidar vardı. iktidara geldi. Peki biz sığınmacı ve göçmenleri en fazla yoğun olan bölge neresi? Hatay, Kilis, Gaziantep gibi yerler. Yani bu yine o haritada gösterilen yer. Büyük Orta Doğu projesi ya da vaat edilmiş topraklarda koparılma arzusu ve hayali yaşayan topraklarda en fazla sığınmacı ve göçmen var. Mesela orada Can Bey Kilis'in yerli nüfusuyla Suriyeli nüfus resmi rakamlara göre neredeyse eşit. Gayri resmi rakamlara göre Suriyeli fazla. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü peki o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık tarihe köklü tarihe sahip olan bu devlet kurumsal geleneği olan bir devlet. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te iskan kanunu çıkardığı ve bir belediye sınırları içinde yabancıların sayısı en fazla %10 olur dediği, ayrı mahalle kuramazlar, sendika, kooperatif oluşturamazlar dediği bir devlet geleneğinden gelen bu devlet nasıl oluyor da vaat edilmiş topraklar o projesi içinde kalan o coğrafyaya sığınmacıların çoğunu oraya yığıyor. O zaman niye öyle oluyor? Ya bu çelişki nereden geliyor? Fakat bir konu daha var. Şimdi çok ilginç. Yani 5000 yıllık savaş tarihinde öyle bir örnek bulamazsınız. Nedir? Bakın, ben savaş tarihi çalış. Şimdi bir devlet benim toprağımda gözü var diyelim. Hı hı. Ne dedik? İsrail. Hı hı adını koyduğu için Cumhurbaşkanımız ben adını tamam. tamam. Peki tırnak içinde nedir o? Düşmanca bir tutumu tavrı var. Hı hı. Yani benden toprak koparmak istiyor. Tamam. Peki ben ona önlem olarak onun yararlandığı ona İran'dan ya da başka bir yerden atılacak balistik füze düzeyindeki füzeleri erken ihbar sistemi nedeniyle bir radar desteğini sağlayacak kendi topraklarında konuşlandırır mıyım kürecik radarını? Hem benim bana tehdit oluyor ama bana tehdit olan ülkeye diyorum ki sen benim için büyük tehditsin ama bak sana jest yapıyorum. Füze geliyor sana ben füze atarsam kürecik radarından sen bunu erken ihbarla alırsın ve ona göre önlem alırsın diyorum. Böyle bir 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde yok böyle bir örnek. Ya böyle bir tehdite yardım eden bir olay yok. Diğer konu Şimdi diyelim ki tehdit. Tamam. Nereden gelecek bu devlet? Bu İsrail herhalde Suriye'den bir yerden gelecek. Tabii. Bir şey yapacak. Peki biz 2011'de 10 bin kilometreden gelen ABD ile Suriye'yi parçalarken kiminle işbirliği yaptık? ABD ile. Orta Doğu'da ABD ne demek? İsrail, İsrail demek. İsrail ile ABD ile işbirliği yaptık. Hem Libya'nın parçalanmasına hem Suriye'nin. Peki işbirliği yapınca, iş yapınca bu devlet, ben köklü devletten devlet aklı. İsrail'in önünü açtık mı biz? ABD ile işbirliği yaparak Suriye'nin parçalanması nedeniyle. Suriye parçalanmamış olsaydı, egemen bir ülke olsaydı PYD, PKK terör örgütü onun %25 coğrafyasını işgal etmemiş olsaydı, İdlib'de küçük Afganistan olmasaydı İdlib Suriye'nin aklı başında bir askeri sistemi bir gücü olacaktı yani. İsrail'de bu kadar boyrat olamaz Evet, olamazdı evet diyorsunuz. tek kale maç oynamazdı İsrail. Hmm. Peki biz ABD ile işbirliği yaparak dolaylı olarak kime yardım ettik? İsrail'e. E peki kimdi o zaman iktidar? Kimdi iktidar? Yani devletin belgelerinde bu İsrail'in bizim coğrafyada gözü var dediği bir anda ortaya çıkan bir durum değil ki o zaman biz İsrail'in önünü dolaylı olarak açmış olduk. Ve yarın öbür gün geldiğinde bakın Güney Lübnan'dan sonra PYD-PKK terör örgütüyle birleşecek. Ve PYD dolaylı olarak komşumuz İsrail olacak. E Türkiye peki bunu görüyor değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı yürütmenin başı. E görüyor ki bunu söylüyor. Peki Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı şu anda Şam yönetimiyle Rusya'nın ara buluculuğunda, masada, bu telaşlı savaşta, İşbirliği yapıp oradaki PYD, PKK terör örgütünün ortak mücadele, o bölgede dediğim vaat edilmiş topraklar, coğrafyasında Anadolu'da kalan sığınmacı göçmenleri ülkelerine gönderme ve mümkün olduğu kadar İsrail'in Suriye'yi işgal etmemesini sağlayacak şekilde Şam yönetimiyle bir işbirliği yapma ihtiyacı yok mu Türkiye'nin? Niye yapmıyor? Uzun zamandır. Ha, niye yapmıyor? Bak şimdi bir konu daha var. Çünkü Esed orada. Evet. Bir de... Esed deniyor. Türkiye, böyle bir tehdit var, hı hı. olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı söylediğine göre güveneceğiz. Ama böyle bir tehdit varsa bir devlet bütün bu hataları, stratejik hataları yapmaz. Kürecik hataları bir gecede kapanması lazım. Fakat bir şey daha söyleyeyim. O zaman bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Kahraman Ordumuzun, dünyada örneği olmayan bir sistem var. Askeri hastane sistemini, asker hastanelerini kurması lazım ki, Tam bir Tabii. teşekkürlü bir hazırlık durumuna gelmemiz lazım. Neden? Dünyada asker hastanesi olmayan ordu yok. NATO'da hiçbir hiç asker hastanesi olmayan NATO'da ordu yok. İmparator yok, yok diyorsunuz. Efendim, Rusya e, gibi Doğu Paktında da yok. Hı. Ama dünya tarihinde de yok. E o zaman bunu da hemen yapalım. Yani bakıyorum ben, alınan önlemlerle söylenenler arasında. Tam tersi yani biz tehdit eden ülkeye yardım ediyoruz sürekli. Böyle bir problem var. Son onu tabii çözme, çözmemiz tam. lazım. Ben onu söylüyorum. Peki. Bir de bir konu daha var. Çözüm sürecine girecek miyiz? Bu bir son o, cümle o söylüyorum. O kadar zamanımız kaldı. Şimdi saygı bir belki Birkaç bahsetti. Cümle son cümle. Hı hı. Şimdi e, Cumhur İttifakı yani e, siyasi iktidar diyelim 2009'da bir açılım yaptı. 2013'te ikinci demokratik açılım yaptı veya çözüm süreci diyelim. Ve terörle mücadele tarihinde böyle stratejik hatalarla dolu böyle ne çözüm süreci ne demokratik açılım olmadı. Türkiye bunu çok pahalı ödedi. Ayrıntıya gireyim Çok pahalı ödedi. Hacem Enfes'lere yerleştirilen bombaları hatırlasak. Ama tesadüf tanıyoruz. o ki 2009 ve 2013'te yaptığı bu çözüm ya da açılım ya da demokratik açılım sonucunda Yerel seçimler vardı, cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Şimdi 2013'ten 2024-25'e geldiğimizde yine önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Yine Türkiye anladığım kadarıyla siyasi iktidar ya da Cumhur İttifakı bilmiyorum. Yavaş yavaş onlara benzer ama adı belki çözüm ya da demokratik açılım olmayan bir sistem uygulayacak. Ama şunu unutmayalım. Tarih bir dikiz aynası arada bir bakılması gereken. Türkiye çok pahalıya patladı. Türkiye'nin buna tahammülü yok neden Türkiye yapacağı tek şey sığınmacı göçmenleri hemen ülkelerine göndermek bir de en kötü bakın son cümle şimdi tehdit var diyoruz ama bir anda da Avrupa Birliği ile yaptığımız 2013'te yaptığımız <laughs> geri kabul geri kabul anlaşmasını iptal etmiyoruz İşte onu diyorum yurt dışına gitsinler İnan, kendi ülkelerine gitmek bak düşünüyorlar ama Avrupa şimdi, istiyorlar tabii. diyor ki ben Norveç'e gitmek için evet. Türkiye'ye geldim diyor benim orada halam var diyor Norveç'te Diyoruz ki Türkiye, hayır sen oraya hiç niye Niye? Bizim geri kabul anlaşmamız lazım. De geri Zorla burada Doğru. kalacaksın diyoruz. Böyle bir sistem olmaz. Yani tehdit'i algılayan bir devlet bunları hemen bir gecede iptal eder. kürecik kadarını kapatır ve sığınmacı göçmenlerle ilgili Şam yönetimiyle Peki. görüşür.